geleceğiz falan. Abi valla seyirci gel diyorlar. Ve bundan sonra sürekli seyirci erken gelmeye başladı. Biz yukarıda çünkü göbek atıyoruz, sohbet ediyoruz, kahkaha atıyoruz. Arada kendimize şöyle şeyler yapıyoruz. Bugün işte birinci seyirci alacak biz. Kuliste ağırlıyoruz diyoruz. Seyirciyi kulise alıyoruz falan. Onunla göbek atıyoruz. Biz galiba normal değiliz be. Ondan oluyor yani. Yok aslında normal olan mı bence öbürleri yanlış. Öyle bir... Seyirciyle iletişim güzel şeydir. 6 kere izleyen seyirci var. Daha ne olsun? Ya biz daha sahnede olsun. Şarkıları söylerken onlar bize seyircinin gözünün içine bakıyor ve benle şarkıyı söylüyor. Bu çok güzel bir bazıları şey. Bazıları önden gidiyor. Orada bir sıkıntı oluyor ama şey oluyor yani. Orada işte teknik kaldı. Onun birkaç kere daha gelmesi ya lazım. Ya ben en çok şeye tilt oluyorum. Biz o anda doğaçlama olunca şey yapıyor yani böyle. Diyor ya. Niye bozuyorsun? Var mı öyle yakalıyorlar yani? Çok çok. 6 kez izletiyorum sürekli yapıyorlar. Müdahale eden var mı? Yanlış oynadınız böyle değildi geçen oyun falan diye. Oyun sonrası yapıyor. Oyun sonrası diyor ona evet. Sağ olsun. Çekirdek ikramımız falan oluyor bizim oyunumuzda. Onlara saldıran seyircimiz oluyor. Bana da ver, bana da ver diye. Evet, baya eğlenceliymiş şu an. Yani tabii tabii, bekleriz. Bekleriz. Çekirdek bekleriz. Kısmı falan. Pazar günleri saat 7'de oynuyoruz. Tabii, evet, zaten oyun programımızı da programı kapatmadan önce mutlaka bir buradan duyurmanızı isteyeceğim. Peki biraz daha Küskün Müzikal'den bahsedelim, oyunun içeriğinden bahsedelim istiyorum. Buyurun. Neden ben? Neden ben? Sen dil tarihi mezunsun ya ondan. Dramaturjiyi şey yaparsın. İstiyorum. İçerikten önce Küskün Müzikal'in bir de şu yönünü çok sevdim. Alternatif mekanlara gelen eleştiriler işte karanlık odalarda ışıksız vesaire falan filan gibi eleştirilere çok güzel bir cevaptır. Yani yine büyük bir faktör Engin Alkan'ın etkisi var. Bir alternatif sahnede 14 kişi müzisyenler dahil seyirciyi hiç rahatsız etmeden gayet de eğlenceli bir şekilde, gayet de güzel bir iş çıkararak alternatif mekanda müzikal yapabiliyor demektir bu yani. Kendi kendine mi öldü? Galiba ya. Değil ben mi? De kendimi mi öldü? Öyle mi oldu? Hiç kendinden bahsetmedim. Ki alternatif sahnelerde çıkan ilk müzikaldi değil mi bizimki? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. İlk müzikaldir. Bu açıdan yani Küskün'ü o yüzden... Bu yönünü belirtmek istedim. Biraz daha şey mi var, daha geleneksel bakanlarda hani bu işin bir standartı olmalı, her yerde olmaz, işte şu kadar bir sahne olmalı, bu kadar havalandırması şöyle olmalı. Halbuki biraz daha sanıyorum alternatif sahneler şey mantığıyla mı çıktı? Sanat her yerde yapılır, önemli olan seyirciye ulaşmak. O anlamda biraz dediğiniz çelişki oluşuyor galiba. O sözleri sarf etmelerinin herhalde sebebi olsa gerek ama, diye düşünüyorum. Bu yani aslında seyirci... bilinçsizlik ya da bilmemek diyelim buna. Bu sadece Türkiye'ye çok geç geldi. Yani bu 60'larda daha başka yerlerde çıkıp ki ülkemizde de bu arada sırf biz değiliz. Bizim çok öncülerimiz var. Şahik Atakantlar falan hani daha önceleri var. Bunların stüdyo oyuncuları. Bunlar ilk çıktığında bizde şey gibi işte Dot bir In Your Face'le bir akım başlattı bilmem ne falan. Ama işte İngiltere'ye baktığında ki oradaki... Bu biraz tiyatro devrim gibi bir durum. Bütün işte fırınları çevirip işte başka... Bence şey bile bir alternatif bir seçimdir. Bu sonuçta bir seçenekse bar tiyatroları, sokak tiyatroları bunlar da seçenek alternatiftir. Hani biz mekansal olarak bu şeye geçtik. Seyirci çok çabuk kırıldı. Hani ay ben küçücük mekan oturdum rahatsız sandalye falan demedi. O çünkü kaliteli bir işi izlemek istiyor. O kötü olduğunda rahatsız oluyor. Ve çok haklı. Ben de rahatsız oluyorum. Yani ona çünkü o parayı verdirip o rahatsız sandalyelerde oturtup bir de kötü bir iş verirsen o iş patlar. Yani o öyle olmaz işte. Peki oyunun içeriğinden biraz bahsedelim. Konusundan kısaca bir. Oyun bir taşra kasabasında geçiyor. Yersiz, zamansız bir metin. Carson McCullers'ın romanından Engin Alkan hocamızın uyarlamış olduğu bir metin. Bu kasabanın aslında eşrafını anlatıyoruz biz ve bu insanların şimdi 5 kişilik bir kasabalı ekibimiz var bizim. Zakkum var, Pınar oynuyor, kuzeni oynayan Edip Tepeli ve Kesi'yi oynayan ben. Bu 3 sac ayağımız var ve bu 3 sac ayağının arasında bir aşk durumu söz konusu oluyor. Ama bu aşkı nasıl anlatırsınız bilemem. Yani bu iktidara olan bir aşk olabilir, yani güçlü olana duyulan bir sevgi olabilir. Riyakarlık. Riyakarlık kasabalının arasında çok ön planda oluyor. Yani aslında şunu
işliyoruz bir nevi. İnsanın yüzüne gülüp arkasından iş çeviren insanlardan duyduğumuz acıyı anlatıyoruz biz. Yani biz orada bir, böyle bir hikaye anlatıyoruz. Başka? Kasabalı'ya değineyim istersen. Bence de. Zaten biz de. Kasabalı, evet ikisi ana kast. Ben Kasabalı. Kasabalı bir güruh. Yani çok çabuk galeyana gelen, iktidar kimse onun her dediğine doğru diyen, yok yok sen onlara inanma, bu doğrudur. Arkandayız biz senin. Mantığına giden, biz senin arkandayız sen merak et. Ama o iktidar ne zaman aşağı düştüğünde, başka bir iktidar geldiğinde, ya biz ona arkandayız demek zorundaydık, asıl senin arkandayız. Ama o gidip başkası geldiğinde, ya biz ona da demek zorundaydık, asıl senin arkandayız. Böyle bir kitle, çok çabuk galeyana geliyor, çok çabuk kandırılıyor. Çok çabuk inanıyor, kendi de inanıyor. Çok çabuk inandığından vazgeçiyor, birbirini satabiliyor. Tanıdık birbirini... sahneler çok yani. Tabii ki birbirini... Yaşasından körlük diye de şarkıyla diye tamamlıyorlar. Diye şarkımız var. Birbirini çok... Ve bundan gocunmuyorlar tabii. Yani. Biz böyle izliyorlar. Çok komikler ya gerçekten yani. O Kasabalı'ya çok, bayılıyorum. Ya Kasabalı çok genel, geneli anlatan bir şey. Ben öyle en azından şey yapıyorum. Girdiğinde herkes kendinden, yani etrafında, kendinden görmez kimse herhalde Kasabalı'yı ama etrafında olanları görüyor. Yani. Evet, yani o iktidarın üçlü sac ayağının dışında Kasabalı, o üçlü sac ayağından kim güçlüyse, mesela kuzen geliyor. Kuzen başlarda işte eğri büğrü, yamuk yumuk bir karakter. Ve Zakkum, o kasabanın ağababası denen Zakkum, o karakteri sahiplenince Kasabalı döverken onu bir anda yukarıya çıkartabiliyor. Sonra Zakkum işte Kasabalı gözden düştüğü, kuzen de gözden düştüğünde Kasabalı çok çabuk terk edebiliyor onu. Çok çabuk şey yapabiliyor. Kasabalı böyle bir güruh. Peki izleyiciden nasıl tepkiler aldınız? Oyun sonrasında aldığınız enteresan yorumlar var, var mı? Ya enteresan yorum değil, çok enteresan bir şey yaşadık. Biz Edip, ben, Mert şey işte kulisten çıktık, aşağı iniyoruz, bir şey yapacağız. Abi nereye gidiyoruz falan diye konuşuyoruz. Ben bunların kollarına girmişim. Biri işte orada oyunda eski kocam oynuyor. Öteki benim aşık olduğum adam oynuyor. Bu da ona aşık falan. Böyle saçma bir aşk üçgenindeyiz. Ve sonunda bunların ikisi beni terk edip gidiyorlar. Ben böyle kendimi yerden yere, bunlar da benim üzerime basıp evimi basıyorlar falan. Öyle bir final. Hepsini anlatmayın ama. Zaten yayınlamış şeyleri. Ama falan diye. Neyse. Böyle bir şey... İşte sonuçta bunlar beni yıkıp gidiyorlar yani. Biz de buna inerken seyirci böyle yaptı. Yalnız bunu bana yapamazsınız dedi. O çok güzel bir tepkiydi, evet. Ama yani. Affedersiniz, anlayamadık falan. Biz böyle kilitlendik ama üçümüz böyle yan yanayız. Anlayamadık. Ben oyundan yeni çıktım. Yani şu an kol kola gezemezsiniz. Ben hala etkisindeyim dedi. Çok özür dileriz. Biz dağıldık. Biz dağıldık. Biz ilk defa birbirimizi bugün görüyoruz işte. O günden beri. O günden beri. Öyle bir yani ne bileyim. Etkisinde demek ki çok... fazla etkiledi. Kalmış bu. Güzel tepkiler bunlar sanıyorum sizin duyacağınız en güzel cümleler. Evet, çok şahaneydi. Peki vaktimiz de kısıtlı. Sizinle sohbet çok zevkli. Ben hemen diğer oyunlarınızdan da biraz bahsetmek istiyorum. Yani şu an sahnelenen ve sahnelenecek olan. Onlardan da bahsedelim. Şu anda bizim kendi bünyemizde, konuk ekipler haricinde Emek Sahnesi'nin oyunları 11-11 bu sezonun oyunudur. Son iki oyunumuz kaldı. Onu da sezonda bitiriyoruz maalesef. 3 Mart ve 9 Mart son iki oyunumuzu oynuyoruz. Küskü Müzikal devam ediyor şu anda. 2 Mart'ta premier yapacağız Nazım Hikmet Memleket. Bu arada bölüyorum lafınızı ama aslında 11-11'in kısa bir teaser'ı var sizin hazırlamış olduğunuz. Onu bir izleyelim, tamam. Hemen. Thank you.
Evet, 11-11. Son iki oyunu. Evet, son. Halil Babür'ün yazdığı bir oyun. Yazdı, yönetti. Arkadaşlarımız oynuyorlar. Bizim ekibin oyunu. Ve işte mecburen oyuncu rahatsızlığı diyelim ya da teknik bir şeyden diyelim. Devlet Tiyatrosu'nda, Şehir Tiyatrosu'nda kaptırdığımız oyunculardan dolayı. Bunu da ben değilim. Ben kişkin değilim. Dedim yine sizi mi iğneliyorlar ama. Yok. Şakası o da. Kalkmak zorunda kalıyor. Bilmiyoruz. Belki devam eder, belki etmez ama şu anda kalkacak. En azından izleyicilerimiz, biz buradan aynen duyurmuş olalım. Kaçırmasınlar son iki oyunu. 3 Mart ve 9 Mart'ta 20.30'da bekleriz sahnemizde. Öteki Vagon oyununuz var. Öteki yine Vagon 16 Mart'ta premier yapacak. Onun da hikayesi ve yönetmeni Arda Alpkray. O hikayede tamamen bir bu distopik bir dünyada, o da ütopik bir yerde. Yani şeyde Öteki Vagon'da da yine diğer bizim öteki gibi işte etnik hikayeler var, eşcinsel hikayesi var. Yani tamamen ötekileştirmiş insanların ama mesela bilmediğimiz bir dilde, bilmediğimiz bir dinde gibi işte karakterler var ve bunlar bir sabah bir tren vagonuna binip işte hiç bilinmedik bir yere götürülüyorlar. Nereye gittiklerini bilmeyen, kim olduklarını bilmeyen kişilerin bir anda bir hikayelerinin açılması gibi bir şey. O da 16'sında başlıyor. Sezon sonuna kadar devam edecek. Bir de Nazım Hikmet Memleket oyununuz var ki çok da farklı bir oyun olacak o anladığım kadarıyla. Oyun demek de doğru değil mu? Evet. Evet değil. O şiir, dans, müzik ve resim performansı. Resim de Mert'in zekasıyla ortaya çıkan bir şey. Çünkü biz bu hikaye 15 Ocak'ta bizim Edip'le aklımıza geldi. 15 Ocak Nazım Hikmet'in doğum gününde. Konuşuyorduk hani bir şey yapmak istiyoruz. Nazım'a ne yapsak gibi bir durumdu. Sonra ki abi biz bunu hemen eba etmeyelim. Hadi Nazım Hanım gibi bir şey olmasın. Bunu şimdi doğurduk. Doğdu adam ve biz bunu ölüm yıl dönümüne kadar, 3 Haziran'a kadar bir 10 gösterim sadece olacak. Buna bir yayalım ve Nazım'ı çok hasret gitti ülkesine ve birçok kişi buraya getirdi. Biz de bir kez bu sefer getirelim dedik. Biz bu sefer hasretliğimizi giderelim. Belki o hasretliğini gideremeyecek ama biz ona hasretliğimizi giderelim dedik. Ve işin içerisinde şu anda işte Edip Tepeli ile ben yönetiyorum. Aynı zamanda işte Barış Atay, Onur Behramoğlu, Berkay Ateş şiirlerde varlar. Mert keza ara joker oyuncumuz girecek. Volkan Ayhan'la ben şarkıları söylüyoruz. Küskün Müzikal Orkestrası'ndan da işte şefimiz Uğur Büyükçınar eşliğinde diğer arkadaşlarımızla beraber işte dansçılarımız var. Gamze Bayraktaroğlu ve Yusuf Özal Çelik. Bir de ressam işin içerisinde nasıl oluyor? Yaklaşık bir buçuk saatlik bir gösteri olacak bu. Her oyun başka bir ressam gelecek. Ve o anda duyduklarıyla, gördükleriyle etkilendiği bir Nazım, hani Nazım'ın portresinden bahsetmiyorum, ne hissediyorsa Nazım için o portreyi yapacak. Oyun bittiği anda o ortaya çıkacak ve biz 3 Haziran'da Nazım sergisi açacağız. Bir ay sahnede kalacak ve bitecek. Bütün bu şeylerde, oyunlarda ortaya çıkan evet eserlerden de bir sergi açacaksınız. Çok farklı ve çok da kulağa güzel geliyor. Peki o zaman kapatmadan önce Küskün Müzikal'in en azından yakın tarihteki bir oyun tarihlerini de alalım sizden, buradan izleyicilerimiz de öğrensin. Abi bu pazar oynuyoruz. 1 Mart, 8 Mart, 1 Mart 8 şu anda. Mart. Nisan ayı programında da bir İzmir turnemiz görünüyor. 27 Mart ile 5 Nisan arasında bir İzmir olacak. Bizi sosyal medyadan ya da web adreslerimizden takip ederlerse zaten görürler. Ne yapacağız, nerede oynayacağız? Peki programın sonuna geldik. Biz çok ben çok keyif aldım. Eminim ekran başındaki izleyicilerimiz de çok keyif almıştır. Sizin